Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kur'an kursu ve benzeri etkinliklerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemeyle soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini kaydetti. Talip Atalay, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında yazılı açıklama yaparak, hizmet sendikasının iptal edilmek üzere Yüksek Mahkemeye taşıdığı Din İşleri Komisyonu'nun görevleri arasında tanımlanmış bulunan hafızlık kursları ile ilgili madde teknik eksiklikler nedeniyle mahkeme tarafından yeniden düzenlenmek üzere 15 Nisan 2021 tarihinde iptal edildi. Ancak davacı tarafın avukatının henüz gerekçeli karar açıklanmadan iptal duyurusunu doğrudan laiklikle ilişkilendirerek sanki Yüksek Mahkeme tarafından Kur'an kursları ve eğitiminin kalıcı olarak yasaklandığı algısının oluşmasına neden olacak tarzda açıklamada bulunması, maalesef ülkemizi aşan, hepimizi olumsuz etkileyen, istenmeyecek sonuçlar doğurdu dedi. Talip Atalay, anayasamız dolaylı olarak talep edilmesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kur'an öğrenilmesi, hafızlık ve bu amaçla eğitim verilecek kursların açılması ve halkımızın din eğitimi öğretimi almasını temel bir hak olarak tescil eder ve güvence altına alır. Kur'an kursu ve benzeri etkinliklerin Din İşleri Başkanlığı'nca Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanda uzman müfettişleri tarafından denetim ve gözetiminde yapılmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeyle sorunun kalıcı olarak çözülmesi sağlanmalıdır dedi. Atalay, Yüksek Mahkeme kararının açıklandığı günden bu yana Hizmet Sen Başkanı ve bazı basın mensuplarının verilen kararın konusuyla ilgili kamuoyunu nasıl yanlış yönlendirdiklerini, yasal haklarımız saklı olmakla birlikte üzüntüyle takip etmekteyiz ifadelerini kullandı. Pazar itibariyle bu hafta sonu itibariyle Türkiye'ye dönüp bu tür faaliyetleri başlayacak.